Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Uşuklarışımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitaylar ülüklerini yötkeşte mi kıyınılmakta? Yıkında Xitay'nın Wuhan şehriye berip, işçideki ahvallardan haber beri vatkan muhberi Çin Çoşi isimli Xitay bir kısım ahvallarını aşkarıldı. Onun bildirişçe Xitay dairleri içki ahvalının aşkarılınıp getişinin aldığını eliş üçün Wuhan'daki doktorhanı rehberleri ve doktorlarının ziyaret kubul kılışını çekligen bulup, hatta telefonunu mu yığım olgan. Doktorhanlar hazır mı bimarlarına tulup getgen bulup, fakat tekşürtüş üçünle saatlep saklaşkı mecbur bulgan. Karavat ve doktorlar zor derecede kemçeli bulup, tekşürüş kağızları mı yetişmeye kalgan. Katnaş pütüllay toktuğaçka kişiler doktorhanda ülüp kalgan tukkallarını yötkep getişke mu amansız kalgan. Ondan başka Xitay'nın her kaysı caylarda Wuhanlikler iğir kemislişke ve çetki kıkılışke uçuravatkan bulup, bir kısım caylarda Xitaylar Wuhan'dan kayıtkallar bar öylerinin işkeni tümür rişatkalar bilen mehlap tusuvetken. Hatta tarqalgan bir sindik örüstülüşçe bir Xitay Wuhan'dan kaçıp çıkkallığı üçün urup öldürüp edilgen. Xitay'nın en yeni malumatıga asaslanğanda növette Xitay'da yukumlanğalarının sani 11.800'ge, ölgeller sani 270'ge yetken. Lekin küzetküçüler bu rakamının asla emeliyetke uygun emeslikini, belki ölgellerinin 10.000'larga yetidigallığını bildirişmekte. Türkiye, Xitay'dan tarqalgan vabağa sezgürlükünü aşırdı. Wuhan virusunun devamlı türde her kaysi devletlerge tarqalışı ve kişilerinin bunun hatırını tunup yetişige ağışıp, Türkiye'de mu Xitaylardan cümleden Xitay mahsulatlarından ihtiyat kılış ahvali küçeymekte. Türkiye kanallarının bu aktiki ziyaretlerde bildirilişçe, Türkiye'deki nurgullugan kişiler Xitay'dan mal zakas kılgan bolsa mu, ama virus endişisi sebeplik bu zakaslarını bekar kılışka yakın mallarını kaytırışkı başlıgan. Alakadar mutakassis ve doktorlarımı bu aktı toxtulup, işlep çıkarış, kaçılaş, tuşuş çeryanı da Xitay mahsulatlarının virus bilen bulgunışı mümkünlikini, gerçi Xitay malları erzan bolsa mu, Türkiye halkının yanılı bihaterlikini birinci orungu kuyuşu gereklikini bildirgen. Ondan başka Türkiye hükümeti, Türkiye puhralarını kaytırıp geliş üçün tünügün Wuhan şehrige mahsus askeri ayruplan evetti. Malum oluşça Wuhan şehride 25 Türkiye puhrası bar bulup, bulardan sırt yana 10'dan köpürek Azerbaycan, Gruziya ve Arnavut puhrasından mı birlik kaytırıp gelindiğallığı bildirildi. Yeni bir taraftan Mısır Hava Yolları şirketi Wuhan virus sebebinden bugünden itibaren Xitay'a ayruplan seferlerini toxtuş doğruluk karar çıkardı. Çıkırılgan karar dairesi de Xitay'a beriş geliş ayruplan seferleri toxtulgan. Bundan burun Türkiye, Angliya, Kanada, Kazakistan, Mongolia, İsrailiya hava yolları katarlıq şirketleri mi Xitay'a işe aşırıldığan ayruplan seferlerini toxtatgan idi. 3 Turpan nahisi de yer devredi. Xitay yer devreşten aldın malumat beriş idarısından uçurdu malum buluşa, bugün Şarkı Türkistan'ın Aksu vilayeti Üçturpan nahiye tevellikede yer devregen. Bildirilişçe bugün etigen saat 3.33'de Üçturpan nahiyesinde tevreş çunkurluğu 19 kilometr, şimalik yanlık 40.87 gradus, şarkı uzunluk 79.13 gradus, 3.7 bal yer devregen bulup, tevreş dairesi 5 kilometrge yetken. Haberde apet ceryanındaki ölüş yarınış ve iktisadi ziyan hakkında tepsili malumat verilmedi. Bundan sırt 31 yanvar yana Şarkı Türkistan'ın Atış şehirde şimali kenlik 39.87 gradus, şarkı uzunluk 14.77 gradus 4 bal yer devrigen. Malum oluşa yakınkı 5 yıl içinde Üçturpan etrafıdaki 200 kilometre daire içinde 99 katım 3 baldan yukarı yer devrigen. Bunlar içindeki en iğir bolğunu 2020 yılı 19 yanvar Atış'ta 100 bergen 5.12 bal yer devreş bolğan. Xalq diplomatiyası hareketinin Malaysiya ziyareti muvaffaqiyetlik ahırlaştı. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin uğurlaştırışı bilen İslam Dünyası Diplomatiyası planı boyunca Şarkı Türkistan Teşviqat ve Medya Cemiyeti'nin reisi ve Teşkilatlar Birliği'nin medya mesulü Abdulvaris Abdulxaliq. Şunaqla Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin reisi ve Şarkı Türkistan İnsan Hakları Cemiyeti'nin azası Nur Muhammed Türkistani 20 yanvar Malaysiya'daki resmi ziyaretini başlayan idi.
Hay'atning 30 yanvargacha elib borgan 10 kunlik ziyorati intayin zich programmalar bilan davom qilgan bo'lib, Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli Malayziyadagi ko'plagan o'lkalarda atroflik tanishtirildi va oldimizdagi kunlarda qilishga tegishli nurg'unligan xizmatlar bekitildi. Hay'atning 30 yanvardagi oxirgi ziyorati poytaxt Kuala Lumpurdan 600 km yiroqlikda joylashgan Parlis o'lkalik hukumat o'rnatgan yig'in bilan oxirlashgan bo'lib, Yig'inga Parlis o'lkasining shahzodasi va boshqa har sohadan muhim shaxslar, xalq ammasi bo'lib ko'p sonda kishi ishtirok qildi. Yig'in Parlis o'lkasining eng cho'ng jamiylaridan biri bo'lgan Alvi Kangar masjidida elib berilgan bo'lib, yig'inga o'lkaning bosh muftisi doktor Muhid Asri Zaynul Abidin qatnashdi. Yig'inda Abdulvaris Abdulxaliq va Nurmuhammad Turkistoniy apandalar ayrim-ayrim holda Sharq Turkistonning qisqich tarixi va ishg'oliyatdan buyon yuz bergan qattiq bostirishlar Bulupma oxirgi yillarda elib berilayotgan Xitoyning qirg'inchilik siyosati haqida ma'lumot berdi. Shundaqla Sharq Turkiston xalqining Malayziya xalqidan kutilgan talablarini ham atroflik o'tirg'a qo'ydi va ularni o'z qarindoshlariga har sohalar bo'yicha ega chiqishga chaqirdi. Faoliyat oxirida Parlis o'lkasining bosh muftisi doktor Muhid Asri Zaynul Abidin so'z qilib, musulmonlarning bu masalaga qarata qilishga tegishli ishlarini aslatdi. Shuna qilib hay'atning 10 kunlik xalq diplomatiyasi faoliyati g'alibalik oyoqlashdi. Angliya Yevropa ittifoqidan rasmiy chekindi. BBC to'rining xabarida bildirilishicha, Angliya 31 yanvar rasmiy holda Yevropa ittifoqidan chekinib chiqqan. Yevropa ittifoqidan chekinib chiqish qarori 3 yildan buyon Angliyaning siyosiy sahnasi va fuqarolar orasida izchil talash-tortish qilinib kelgan. Parlamentda ovozga qo'yishmo ko'p qitim kechiktirilib, uzunqi so'zilib ketgan edi. Tunugun Yevropa ittifoqining har qaysi organlari Angliyaning bayrog'ini rasmiy holda yig'ibatgan bo'lib, buning birining muzeyda saqlanadiganligi bildirildi. Angliya bosh vaziri Jonson bu haqda ifoda bildirib, Yevropa ittifoqidan chekinish oxirlashish emas, balki yangidan boshlanish ekanligini bildirdi. Qaror e'lon qilingandan keyin Yevropa ittifoqida qilish tarafdorlari ko'chalarga chiqib noroziligini bildirishdi. Yevropa ittifoqining asosiy gavdasi 1951 yili shakllangan bo'lib, 1993 yili Maastricht shartnomasining imzolanishi bilan rasmiy holda Yevropa ittifoqi bo'lib qurilgan. Navbatda Yevropa ittifoqining 27 a'zo davlati bor bo'lib, Angliya chekinib chiqqan tunji davlat bo'lib hisoblandi. Bavariya parlamentida Uyg'ur masalasi haqidagi taklif qabul qilindi. 30 yanvar Hurriyet gazeti xabarida bildirilishicha, Germaniyaning Bavariya shtati Türk nasllik parlament a'zosi Tashtalan apandining Uyg'urlar haqida parlamentga sunilgan taklifi qabul qilingan. Xabarda Germaniyaning eng cho'ng shtati Bavariyadagi Türk nasllik parlament a'zosi Arif Tashtalan Markus Rinderspacherning parlamentdagi bir necha do'stlari bilan parlamentga sunilgan Xitoy tutib turayotgan Ilham Toxti va lagerga qamal qilingan necha million Uyg'urlarning shartsiz qo'yib berilishini talab qilish haqidagi taklifi qabul qilinganligi bildirildi. Arif Tashtalan apandi bu haqda to'xtalib, parlamentda qabul qilingan qarorga asosan Bavariya hukumatı Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, diniy cheklama va irqiy ayrimchilik qilmishiga qarshi harakat boshlaydiganligini bildirdi. Amerikada yangi paydo bo'lgan jon olg'uchi virus tahdidi kuchaydi. CNN Turkning 31 yanvar kundagi xabarida bildirilishicha, dunyo Xitoyda o'tirg'i chiqqan va tez sur'atda dunyoga tarqalayotgan Wuhan virusiga diqqatini markazlashtirgan bir paytda, Amerika mu jon olg'uchi yangi bir virus bilan kurash qilmoqda. Zukamga sabab bo'lgan bu yangi virus taxminan 3 oy ichida butun Amerikada taxminan 8200 kishining jonini oldi. O'lganlarning 54-i kichik bolalar. Bildirilishicha bu virus nihoyatda tez sur'atda tarqalmoqda ekan. Amerika reaksiya va yuqumli kasalliklar institutining ma'lumotlariga ko'ra, navbatda Amerika oxirgi 10 yil ichidagi eng cho'ng yuqumli kasallikning biri bilan kurash qilmoqda. 3 oydan qisqa bir vaqtda faqat 11 haftada 15 million amerikalik bu yangi virusning ta'siriga uchradi. 140 ming kishi doktorxonada bolnisqa aylindi va 8200 kishi hayotidan ayrildi. O'lganlarning 54-ining kichik bolalar ekanligi e'lon qilindi. Mutaxassislar bu virus yangi bir kasallikka sabab bo'lmaydi, balki zukam bo'ladi. Ammo zukam deb o'tkizmaslik kerak. Bu qitim jon olg'uchi darajada xatarlik bo'lish ehtimoli ko'zda tutilib, sal qaramaslik kerak deganlarni bildirdi. Yangi zukam virusining davlatda eng oz yana bir qancha hafta texmo kuchli ta'sir ko'rsatganligi mo'ljallanmoqda.
Şarkı Türkistan Soda Sanayiçiler Cemiyeti kuruldu. Türkiye'deki Şarkı Türkistanlı Soda Sanayiçiler arasında birlik hasıl kılış, İctimai ve soda ticaret sahalarında halkımızın musafirçilikteki iktisadi besimini yenikletiş, İgilik tikleş maksada Şarkı Türkistan Soda Sanayiçiler Cemiyeti İstanbul Valiliği İctimai Teşkilatlar İşleri İdaresinin enge elip tasdiklişi bilen resmi kuruldu. Cemiyet reisi Ahmetcan Razık Efendi bu hafta bayanat ilan kılıp, Muşu sahagi münasvetlik barlık kıyrındaşlarını bu cemiyetini kollaşka, biz bilen hemkarlaşka, hessi kuşka ve paydınlaşka çakırımız digerlerini bildirdi. O sözünün devamı da bu cemiyetinin kuruluşunu yıkındın kollab kuvvetligen Şarkı Türkistan teşkilatlarının rehberleri, yurt mütüverleri ve halk ammasına teşekkür etti. Şunaklı Şarkı Türkistan Soda Sanayiçiler Cemiyeti'nin vatan ve halkımız için hayırlık buluşunu Cenab-ı Allah'tan tileydiğallıkını bildirdi. Xalqaro Keçirim Teşkilatı Xitayning Uyğur siyasetini qattiq ayıpladı. Xalqaro Keçirim Teşkilatı 30 yanvar günü özünün 2020 yıllık kişilik hukuk dokulatını elan qilib, Xitay rejiminin Uyğurlarga qaratqan basturi siyasetini qattiq ayıpladı. Bu dokulatta aytilishicha Xitay rejimi 2019 yılı atalmış terrorlik ve bölgünçilikni bahane qilib turib, Uyğurlarga yürgizvatqan bastur işlerini alahide küçeytgen. Dokulat yana Xitay rejimi atalmış kesbi maharet terbiyeleş merkezlerini kiyinci takip etdiğallıqını bildirgen bosumu, ama onun Uyğur ve Kazak Qatarlıq Müslüman milletlerini tutkun kılışı hele hem devamlaşmaqda. Xalqaro Keçirim Teşkilatı her yılı bir qitim yıllık kişilik hukuk dokulatı elan kıldığan bulup, bu qitimki dokulatı da Xitay rejiminin Uyğur dini zatları, ziyalileri ve ilim igilerinin özlerinin kanuni söz ve dini erkinlikini kullanğallıqı üçünle ziyankeşlikki uçurğallıqını alahide eskertti. Xalqaro Keçirim Teşkilatı New York vaxtı gezdi ötken yılı noyabrda elan kılığan haberde, Xitayının mehbi hüccetleri içindeki mezmunlarının lagir şahitlerinin bergen güvahlıklarına uygun işkellikini bildirgen. Onun diyene bu hüccetler Xitay rejiminin Uyğurlarını tutup duruvatkan lagirlarının atalmış kesbi maharet terbiyeleş merkezleri emeslikini ispatlaydı deyilgen. Erdoğan 100 yılının kilişimi işgal planıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yılının kilişiminin işgal plan layihesi işkerlikini etti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Erdoğan, Anadolu Metbuatçılar Cemiyeti tarafından ötküzülgen 5. nöbetlik Anadolu Akbarat Vastırı Mükafatları Mürasimine kılgan sözde bu akta toktulup mündak dedi. Palestin'in takdirini özgertiş hiç kimnin haddi emez. Dervaka Kuddus halıgancı setildiğen mata emez. Kuddus bizning qizil siziqimizdir. İşinimanki yuzlarcha, minglarcha Falastinli qirindishim u yerdagi kurashlarini qandoq bo'lishdan qat'i nazar adoqchi davomlashtirdi. Bizmo hamesha ularni qo'llashga tayyormiz. Chet ellardagi Turkiyaga qarshi ta'tir tashviqotlarini elib berish qilmishlari to'g'riliqmi to'xtalgan Erdoğan, Turkiyani to'g'ri shaklda tunishtirish uchun keng xalq ammasi va ommaviy tashkilotlardan yordam kutayotganliklarini ta'kidlab o'tdi. Bu bir işgal projesidir. İşgal projesi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda haritayı göstermiştim. 1947 yılında Filistin neydi? İsrail neydi? O günkü Filistin'le utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda dünyaya diyorlar ki Filistin'e biz şimdi yeni haklar getiriyoruz. Bırakın bu yalanı. Kimi aldatacaksınız ya? Hayatınız bunlarla geçmiş. Bir tarafta bakıyorsunuz Trump yanına almış malum kişiyi. Karşılarında Kipalılar onlara hitap ediyorlar ve oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Ve Filistin'de, Kudüs'te, hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Değerli kardeşlerim, Kudüs satılık değildir. Nuzgun Medresesi'de dua tilavet faaliyeti ötküzüldü. 31 yanvar Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Medresesi'de dua tilavet faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetken Nuzgum Cemiyeti azaları, yetim ballar ve anılar iştirak kıldı.
faaliyete Kur'an-ı Kerim tilavet kılınıp, Xitay tecavüzçülü tarafından ceza lagiri ve türmelerde azap çekip atkan, her hıl vasıtlar bilen dinidin ve medeniyetidin vazgeçişki mecburluğunu atkan kayrındaşlarımızdan zulüm ve azaplardan kurtulup azatlıkka çıkışı. Xitay tecavüzçülerinin halaketi dünyanın her kaysi yerlerde zulümlü kalgan barlık Müslümanlarının azatlıkı üçün dualar kılındı. Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Munavvar Öz Uygur Halim'den bildirişçe, mezkur dua tilavet faaliyeti her ayda bir kıtım ötküzüldüğün bulup, bundan kiyimi devamlaşıdıkken. Hürmetli tülozur görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.